Çok kolay değil. Bugün oynadığımız maçta genel hatlarıyla kolay bir maç değil. Deplasmanda Başakşehir'le oynuyorsunuz. Galiba zaten son 7 yılda oynadığımız maçları burada kazanamıyorduk. Bu da ayrıyeten bizim için daha güzel bir galibiyet oldu. Genel hatlarında ilk yarı zaten pas oyununda kendimize ait olan rekoru da bugün egal etmiş olduk. Genelde oyunu bütün hakimiyetini alan, bütün maçlarda bunu rakibe kabul ettirmeye çalışan bir oyunumuz var. Bir oyuncu grubumuz var. Bunu da hemen hemen bütün maçlarda sağlıyoruz ve sonuca gitmeyi başarıyoruz. Bugün oyunda genel hatlarında bunu başardık. İki kez öne geçip iki kez de beraberliğe yakaladı rakibimiz ama buna rağmen galip gelmesini bildiğimiz için çok önemli bir galibiyet aldık. Çünkü hem öndeki puan avantajımızı, bir maç eksik olma avantajımızı ve rakiplerden önce oynayıp kazanmamız gereken bir maçtı. Bunu da başardığımız için sevinçliyiz bu maç için. Osman Bey. Hocam sezon başında, geçen sezon sonunda sizinle beraber Çağdaş Hoca vardı Sergen Hoca'da. Kendisi Almanya Spor'a gitti. Sizin sonraki adımınızda teknik direktörlük var mı? Şimdi bizim yanımızda daha önce Tamer Hoca da vardı. Sonra Çağdaş Hoca geldi. Ben hocayla bu işe başladım. İlk günden beri yanındayım. İnşallah onunla daha çok başarılar elde ederiz ki şu an benim öyle bir düşüncem yok. Onunla çalışmaya devam edeceğiz. O istediği sürece tabii ki. Bir sorayım ona, istemezse bakarız. Ama genel hatlarıyla bu biz beraber başladık. Beraber de bitirmek istiyorum kendi adıma. Şu an öyle bir düşüncem yok ama ileride ne olur kimse bilemez. Salondan soru yok hocam. 3 tane akrepte olmuş basın mensubu sorusu var. Fanatik gazetesinden sevgili Orhan Yıldırım demiş ki Sergen Hoca'nın kulübede olmayışı ne gibi bir olumsuzluk yarattı? Ya da herhangi bir sorun yarattı mı demek istemiş. Demek ki yenilseydik bu soru daha da ağır gelebilirdi. Yani Sergen Hoca bizim için önemli. Tabii ki bizim camiamızın hocası, liderimiz. Biz de zaman zaman hocalar olarak ceza yiyoruz. Hoca da zaman zaman ceza yiyor. Artık işte sarı karttı, kırmızı karttı cezalar yiyebiliyoruz. Biz de o olmadığında onun eksikliğini hissettirmemeye çalışıyoruz. Tabii ki bu takımın hocası Sergen Hoca'dır. Ama o olmadığı zaman da ona biz yardımcı olmak istiyoruz ki elimizden geldiğince onu da başardığımızı düşünüyorum. Hürriyet gazetesi İsmail Er, hocam demiş ki kapalı oynayan Başakşehir Spor karşısında negatif olay neydi? Yani şimdi sırf bunu Başakşehir özelinde almamak lazım. Çünkü bize karşı hemen hemen bütün takımlar bu şekilde oynuyor zaten. Buna alışık bir takımız. Bugün sıkıntı olarak ne yaşadınız derseniz tabii ki çok basit top kayıplarında kontradan birkaç tane pozisyon verdik. İki tane istemediğimiz, bu seviye için basit olduğunu düşündüğümüz iki tane de gol yedik. Genel hatlarıyla bugün sıkıntı yaşadığımız pozisyonlar bunlardı. Ama kapalı savunma sadece Başakşehir nezdinde almayalım. Çünkü genelde bize bütün takımlar bu şekilde oynuyor. Biz de bunu şu ana kadar aşmayı başardık. Daha da iyi olmamız gereken şeyler var. Bunu devamlı çalışıyoruz. Bunun üstünde duruyoruz yani. Hocam son soru Beyaz TV'den Recep Çiçek'ten. Beşiktaş camiası eğer hakemler ve dış etkenler devreye girmezse şampiyon oluruz görüşünde birleşiyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Hakemlerin performansını nasıl buluyorsunuz? Ya ülkemizde sadece bu sene için değil, bu genel bir sorun haline geldi ki devamlı konuşulan bir şey. Ben hakemlerimizin iyi niyetli olduğunu düşünüyorum ama tabii ki onlar da bir insan. Yaptığımız iş insan işi. Hataya müsait bir iş. Onlar da zaman zaman hatalar yapıyorlar. Bence hakemlerin genel anlamda en büyük sıkıntısı her maçta kararlar aynı olmayınca tabii ki tartışmalar daha da fazla oluyor. Ama genel hatlarıyla bu tartışmalar ne bugün bitecek, ne seneye bitecek, ne ondan sonra bitecek. Ama onlara da sahip çıkmalıyız. Çünkü onlar da bu işin bir parçası. Hocam derbi var. Artık herkes bunu da ekliyor. Derbi ile ilgili neler söylemek istersiniz? Tam derbiyi şu an beklemiyoruz çünkü salı günü bir kupa maçımız var biliyorsunuz. Tabii ki derbi çok önemli, hele bu durumda çok önemli ama önceliği biz salı günü bir yarı final maçı oynayacağız ki o da bizim için bir final.
Çünkü geçtiğimiz takdirde sezon sonu için final oynayacağız. Şu an 3 kupaya aday olan büyük takımların içinde sadece biz varız. Bu iddianın içinde kalmak istiyoruz. Üçünde de çok iddialı bir şekildeyiz. Üçünü de kazanmak istiyoruz. Bunun için öncelik salı günkü kupa maçı. Salıdan sonra inşallah derbiye hazırlanacağız. Onu salıdan sonra konuşuruz. Çok teşekkür ediyoruz. Hocam teşekkürler. Onu hocaya bırak. Murat Hoca'nın açıklamaları böyleydi. Orhan abinin soru efsaneymiş ya. Dedi. Orhan Yıldırım'ın soru efsaneymiş. Yani kulübedeki adama diyorsun ki Sergen Yalçın kulübede yoktu, nasıl oldu diyorsun. Şey dese yani ben de Aykut zaten... Hoca'nın açıklamasını izleyelim oldu. Şimdi de. Laiç, Necip değişikliği bana sorarsan biraz erkendi. Çünkü 2-1 öndesin. Hı-hı. Hani Necip'i oyuna alarak oyunu savunmayı kontrole, sağlam tutmak istedi. İşte rakibe de şu mesajı veriyorsun. Ben orta sahayı güçlendireceğim. Sen de bir ona puana göre, razıyım. Sen de ona göre davran demeye getiriyorsun. Ve o aralar... Bu skoru korumaya yönelik bir hamlem bu benim. Onu demek istedim. Aynen, aynen. Çok fazla geri çekildi o ara Beşiktaş. Geri çekildiği için o golü yedi. Yani pozisyona dikkat edersen... Taç atışından geldi zaten. Taç atışından, Mehmet Obat taç atışına koştu. Arka arkaya o kadar pas yaptı golden önce. Golden önceki zamandan bahsediyoruz. Yarı sahada. Yani Beşiktaş sahasında ilk defa o kadar pas yaptı. Evet, Ensel Kalın'ın duruş hatası var. Ayrı beklemiyordu. O bir şey diyemezsiniz. Sen değişikliğe de zamanlamasını itiraz ediyorsun. Evet, zamanlamaya şey yapıyor. Ha, anladım. Yani, bu arada Demba ama şey de düşünebiliriz. Laiç'in de sarı kartı vardı evet. Galiba. Hı-hı. Belki ondan da çıkartmış ondan olabilir. Bilemeyiz, ayrı mesele. Laiç pek oyundan da 5-6 dakika daha bekleyebilirdi var. Gibi mi geldi benim? Ama sonuçta galip gelen taraf haklıdır biliyorsun. Beşiktaş çok sevdiğim bir kulüp. Taraftarına ve kulübe olan sevgi ve saygımdan ötürü attığım gole sevinmedim diyor evet. Dembaba. Bu da sosyal medyada konuşulmuştu. Geçen hafta Boyd'un açıklaması, bu hafta Dembaba'nın gole sevinmemesi. Orada şey hani bitireyim o. O şey, Josef de Souza'nın orada olması tamamen işte rakip savunmanın dağılması demek. Yani orada hep şey hücumcuya dikkat ediyorsun ya o noktada. Öyle bitireyim. Bu arada hani Boyd'un açıklaması demişken de bunlara biraz alışık olmamız lazım. Taylor Boyd kötü bir şey söylemedi yani. Ben de onu söyledim geçen sene. Taylor Boyd Amerikan kültürüyle yani farklı bir Avustralyalı Amerika her çok farklı bir kültürü var. Onlar kötü niyetle adamı da tanıyoruz. Rıza'ca da söyledi. Çok iyi bir insan. Gerçekten öyle bir insan. O amaçla söylediğini düşünmüyorum ama bu kültürümüzde maalesef bazen ters anlaşılıyor. Ya ben ikisine de saygı duyuyorum. Şöyle. Bence de. Yani tabii sevinmeyene de bir şey diyemezsin. En arama gibi sevinme. Ya olabilir. Yani sevinmezsin. Ama sevinene de niye seviniyor kardeşim tabii. De diyemezsin. Yani öyle. Sonuçta giydiği takımın forması altında gol atıyorsa rakip kim olursa olsun sevinirsin. Yani. Abartmadığın sürece. Evet. Bunu karşındakini rencide etmediğin sürece. Karabük maçını en arama taklalar falan attı. Evet. Sülalesi girdi sahaya. İki tarafı da bir şey diyemezsin. Yani ben o eleştirilere çok katılmıyorum. Ben de katılmıyorum. Yani Taylor Boyd bunu söylemiş ve tamam bu kadar bitmiş. Onun geldiği kültürden bir şey. Belki de biz kendi sürekli komplo teorisi zihniyetimizden vazgeçmek durumundayız yani. Abi bazen podcast gibi yapıyor. Şu olabilir. Beşiktaş'a karşı oynayıp gol kaçırdıktan sonra böyle bir açıklama yapmadı ki neticeydi. Tabii. Yani bir şey yok. Ortada hiçbir şey yok. Taylor Boyd'un gayet normal bir açıklama yapmış adam. Hani Beşiktaş'ın oyuncusu olduğunu da farkında. Ama bu şu demek değil. Yani Taylor Boyd çıkıp Beşiktaş maçında da aynı mücadeleyi edecek zaten yani. Bunda bir sıkıntı yok ki bunda. Etmezse sıkıntı var ki. Tabii yani işte. Futbolcuda herhalde bunu yapmaz. Yok. Hayatta yapmaz. Istiyoruz. Hayatta yapmaz. Yani. Sağ içinden gelen şey. Evet. Yapmaz. Aklına bile gelmez futbolcunun.